Birleşmeden buluşuverir kırık kalpler. Anlatılmaz ama oradadır bütün dertler. Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler taşları dökecek var. Doldurun kadehleri, içelim beraber. Yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler durağında inecek var. Yüreğindeki dertleri dökecek var. Doldurun kadehleri, içelim beraber. Yılların yorgunluğu geçene kadar. Birleşmeden buluşu verir kırık Evet hanımlar, sizin siparişleri getirdim. Hepsini getirdim. Hüseyin abi. İsin sen Hüseyin abin. Cimcime. Çocuğu da yeme gari Hüseyin he. Sağ ol Hüseyin. Teşekkür ederiz. Ne demek Deniz ya? Hem ben parama bakarım. Bunun içinden de 3-5 bir şeyler aldım, haberin olsun. Tamam, tamam. Keşke herkes sizin gibi çalışsa. Millet iş yaptırıp yaptırıp borcunu ödemiyor. Borcunu ödemeyenler var. Hasret. Ne oldu ya bizim biberin parası? Cebimizden harcadık. Ya tamam. Sessiz olsana, cayır cayır herkesin ortasında bağırıyorsun. Tamam vereceğiz ya, sözümüz söz. Burada koyuncağın derdinde zaten. Vallahi vereceğim diyorsunuz diyorsunuz, vermiyorsunuz. Bana bak adamlara. Ya tamam koçum, tamam Hüseyin, vereceğiz söz. Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel bunlar. Burayı çok güzel süsleyeceğiz. Hadi gel seni de süsleyelim. Gel. Gel süsleyelim seni. Gel. Nereye gidiyorsun kız? Ben de seni süslerim o zaman. Ben acaba daha ne kadar süsle. Güzel olacak. Çok güzel oldu. Ben iyiyim. Anam, dünya güzel oldu benim çocuğum. Bakın bir kere. Konuştun mu adamla? Ne oldu? Hallettik anne. Sıkıştırıyormuş Azra'ları içeride. Para gelmezse geberteceğim dedi. İyi, çok iyi. Şimdi bunlar bu kadar malı nasıl sokmuşlar içeriye? Vasiyet'in kardeşi var ya Aysel. O yardım etmiş. Vay anasını. İyi, bak kendi başlarına iş yaparlarsa sonu böyle olur. Tamam, sen takipte kal. Ben ararım seni. Hacer, İpek. Geldik annem. Buyur annem. Şimdi kızlar, benim kafamda bir fikir oluştu. Bir kere anlatacağım, iyi dinleyin. Tamam.
Telefon var ya telefon. Onu nasıl ele geçireceğimizi ben biliyorum. Al, sakla şunu. Bak kızım, benden aldığını sakın kimseye söyleme. Hadi ben kaçtım, sen de kaybol. Hadi. Özge, iyi misin? İyiyim. Bir şey mi oldu? Yok. Tamam, biz yemekhaneye gidiyoruz da izin verdiler. Biraz orayı süsleyeceğiz. Sen de gel bizimle. Tamam şey, ben bir tuvalete gidip hemen öyle geleyim, olur mu? Hadi Deniz abla. Tamam, tamam, geliyoruz. Tamam, bekliyoruz. Sürpriz. Ne oluyor lan? Duyduk ki kör veliyle işiniz patlamış. Biz de bir geçmiş olsun diyelim dedik. Tabii ya. Ne olurdu? İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelirdi değil mi? Hacer? Aynen. Şimdi Hasretciğim, Kudret annem acıdı size. Kıyamadı yine. Galiba bu sefer senin bu meseleye kardeşin falan da bulaşmış ha? Kudret annem diyor ki, ben konuşurum kör veliyle. Yani siz isterseniz tabii. Ama küçük bir şart var. Neymiş o şart? Çok basit ya. Sizde sanırım bir telefon varmış. Ha. İçinde de bu Zehrin müdürle ilgili bir şeyler varmış galiba. Ha. Şimdi Kudret annem diyor ki, getirsinler bana telefonu. Yoksa kör veli hepinizi parçalarmış. Senin o çok sevdiğin Azon'un kellesi. Uçarmış vallahi. Yani bu durumda tek kurtuluşunuz bu gibi. Ha, iyi düşünün bence. Bu kör veli var ya, onun bu alemde eli kolu çok uzundur. Zaten yakında siz de anlayacaksınız. Ama Kudret Öztürk'ün eli bu alemde herkesten uzundur. Yani tek bir cümlesiyle halledersin işi. Kapiş? Diyorsun. Sen bir düşün. Sonra yine konuşuruz. Ama aklından çıkarma. Veli Azra'yı gebertecek. Hepinizi... ne yapalım? Biz gidelim o zaman ya. Gidelim bence de işimiz gücümüz var. Gidelim valla. Hadi sana eyvallah o zaman. İyi düşün. Düşün sen. Asalım canım, nereye istersen. Tamam. Gel bakalım. Gel. Gel. Gel onu da sen as. Aferin. Ay. Tut bakayım. Şurada şey vardı. Ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben... Yani benim... Şartlık tahliyem çıktı. Ama bak, bu senin son görüşün değil Dura. Sakın böyle düşünmeyensin. Senin de çıkışın gelecek de. Sayılı gündür, çabuk geçer. Ben seni beklerim. Hasan, beni unutmasın de. La ben seni nasıl unutayım ya? Resmen kafam durdu ya. Gerçi çalışandan da bize bir hayır gelmiyor da, neyse.
Hani hiçbir çare bulamıyorum, hiçbir şey düşünemiyorum Hasret. Senin geliyor mu aklına bir şey, ne bileyim? Kız kime diyorum? Ya benim aklıma bir şey geliyor ama... Hı. Ama kanka kızmayacaksın, tamam mı? Tamam söyle. Bak söz mü, kızmayacaksın? Tamam söyle Hasret. Ya bu iş çözse çözse Kudret çözer. Ne? Ya yalan mı kanka? Hasret, hasta mısın sen? Ha? Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu Hasret? Ya bak, şimdi sen iyice dinle beni. Bizim elimizde ne var? Zerrin'in görüntüleri var değil mi? Gideceğiz Kudret'e. Onunla pazarlık yapacağız. Sonuçta kadının eli kolu uzun, tamam mı, diyeceğiz. Sen bize yardım et, bu işleri çöz. Biz de sana telefonu verelim. Ya şimdi zaten gerilim var ya, onu buradan göndermek istiyor. Zaten ezik durumda. Koz bizde kanka, koz bizde. Gideceğiz, konuşacağız. Kanka ben bu adamları bilirim. Bu adamlar birini öldüreceğim derse öldürürler. Yemişim lan ölümünü, yemişim. Kaybedecek bir şeyim mi kaldı? Alsın canımı, ne olacak? Kudret'e boyun eğeceğime, Kudret'le iş yapacağıma. Bu karı kim biri harcadı? Bu nasıl bir cani, sen bilmiyor musun Hasret? Ha? Sinan, Rüzgar, Deniz, bize yaptıkları, Yonca'ya yaptıkları. Daha fazla hatırlatmama gerek var mı kimden bahsettiğini anlaman için? Ha? Saçma sapan konuşma. Sen bana Kudret deme. Bu konu burada kapandı. Geçmiş olsun Hasan kardeş. Sabah erken çıkıyormuşsun. Gitmeden bir görelim seni dedik. La uşaklar, Allah razı olsun. Geçmiş olsun evlat. La Ümit Emici, gel sermayayım sana ya. Nereden bulacağım senin gibi ustayı, he mi? Sağ ol. Sağ olasın. Dayı. Geçmiş olsun, Allah kurtarsın. Allah razı olsun. Allah sizi de kurtarsın. Eksik olma, sağ ol. Geçmiş olsun. Tez zamanda çıkarsınız. Her yeni yıl... Yeni bir umut, yeni bir başlangıç. Ama biraz da kaçırılan fırsatlar, gerçekleştiremediğimiz hedeflerin kötü bir hatırası. Derler ya, hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir diye. Kim bilir her sene ne planlar yaptık. Ama başımıza bunlar geldi ki bugün buradayız. İçilmez mi böyle günden?
keser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Güvengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gül. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gül. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yedin eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbül. Dudu, heh. İyi misin sen? İyiyim. Sana mı üzülüyorsun? Yok. Seviniyorum. Talih oldu. Kurtuldu adam ya. Ah be Dudu, sevinmiş halin mi bu? Bak sen böyle üzülünce ben ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Hem o sana seni unutmam demedi mi? Arar, gelir, bir şey yapar illaki. Ama... öyle işte, hadi yürü, yürü. Ne oluyor lan? Kimsiniz sen? Ne var ya? Veli abinin selamı var. Acele etsin, zaman kalmadı diyor. Yeter, tamam.
Geçmiş olsun Hasan abi. Eyvallah. Hakkını helal et. Helal hoş olsun Hasan abi. Geçmiş olsun Hasan abi. Hasan abi bizi unutma. Hakkınızı helal edin Uşak. Helal olsun abi. Hayırlı tezkereler. Sen dur. Kanka çok kötü mü? Sıyır şunları. Yok boş ver. İyiyim. Maksat korkutmaktı zaten. Deşmediler sonuçta. Nasıl deşmediler ya? Azo bak. Gel beni dinle. Şu telefonu Kudret'e. Hayır dedim. Hasret. Hayır dedim. Konuştuk bu konuyu seninle. Konu kapandı. Ben ölümü göze aldım. Karışmayacaksın. Hasret. Kız, iyi mi? İyi. İyi de bu iş böyle gitmez. Bu herifler var ya, bu herifler çok tehlikeli heves. Önce Azo'yu öldürecekler, sonra da teker teker hepimizin peşine düşecekler. Yok Hasret, öyle deme canım. Buluruz herhalde bir çaresini. Ne çaresini bulacağız? Ne çaresini bulacağız? Bak, bu telefonu vereceğiz Kudret'e, tamam mı? O da o veli midir, deli midir, ne o herifi halledecek, rahat olacak. Hepimizin kafası rahat olacak, iş bitecek, bitecek, kapanacak, tamam mı? Telefonu Kudret'e. Ya telefon nereden çıktı şimdi? Geçen Kudret'in adamları geldi. Bak, az onun da haberi yok ha. Bak sakın, telefonun bizde olduğunu bir şekilde öğrenmişler falan. Nasıl öğrendiler bilmiyorum. Şey diyorlar işte, Kudret annemize verin telefonu. O da o veli denen herifi halletsin, çözsün işinizi diyorlar. Hasret, biz Kudret'e nasıl güveneceğiz şimdi, onu anlamıyorum. Ya kıstıracaklar bizi diyorum. Öldürecekler, gebertecekler bizi diyorum. Nesini anlamıyorsun bunu sen ya? Bak Heves, bana bak. Azo var ya, benim bu hayatta güvendiğim tek insan. Hayatımdaki tek insan, ailem o benim, anlıyor musun? O benim ailem. Ona bir şey olsa ben ölürüm, yaşayamam, o kadar. Şimdi gideceğim. Kutuyla konuşacağım, o kadar. Hayır, Hasret hayır. Hasret hayır. Evet. Burada oturacaksın, bekleyeceksin. Hiç kimseye bundan bahsetmeyeceksin, tamam mı? Hiç kimseye. Dur burada, dur. Beni çağırtmışsınız efendim. Kudret'in işlemleri ne durumda? Öne alınacaktı sistemde. Bir haber var mı? Alındı efendim. Merak etmeyin, ben takipteyim zaten. Benim tahminimce bir iki güne transferi onaylanır diye düşünüyorum. İyi. İyi. Bir
Bir de şu uyuşturucu meselesiyle ilgili bir gelişme var mı? Aslında bir gelişme yok ama ben bağımlı olan mahkumları takipteyim. Şu aralar birazcık agresifleşmeye başladılar. Bu da tedarikle ilgili sıkıntı olduğunu gösterir. Yani bence herhangi bir uyuşturucu alışverişi görünmüyor. Güzel. Şu Kudret'ten kurtulursak içerisi tamamen temiz olacak. Güzel. Tamam, çıkabilirsin. Nereye gidiyoruz lan? Çamaşırhaneye. Ha. Hiç memur yok orada diyorsun. Hayret, nasıl öyle başıboş bıraktılar sizi? Biz siz değiliz kızım. Kudret annemi ne derse o olur. Ne oldu? Özlem'in kredi kartı borcunu falan mı ödediniz? Ya bir sus artık ya. Yürü. Hadi. Hadi. Aradınız mı üstünü? Arayın lan üstünü. Tamam anne. Tamam. Temiz anne. Hı. Gel. Mevzu nedir? Mevzu belli. Mesajını aldık geldik Kuti. Körbeliyle başınız belada değil mi? Topunuzu keserim dedi değil mi? Keser. Ya Hasso, siz bu işleri ne zannediyorsunuz acaba? He? Cezaevinde 3-5 kişiye atar yapmaya, havalı havalı dolaşıp böyle rap söylemeye benzemez bu işler. Amerikan filmini zannettiniz lan bunu. Cezaevine 3-5 telefon getirirsin, 3-5 ay yersin. Fakat narkotikte sırf devlet 3-5 yıl bindirir yatarına. Bir de dışarıdaki abilere yanlış yaparsan 3-5 elemanınla başlarlar cezanı kesmeye. Tabi bunlar alışmış. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Fink at, rajon kes. Bu işlerde iki elin kanda olacak, kanda. Ders bitti mi Kuti? Ha? Yani bittiyse mevzuya gireceğim zira iş için geldim, vaktim dar. Sen bizim veliyle olan bu maruzatımızı çöz. Biz de sana borcumuzu katmer katmer ödeyelim. Ulan hiçbirinizin gücü yetmez o borcu ödemeye. Çene yapma. Benim ne istediğimi biliyorsunuz. Sizde bir telefon varmış. Zerinli merinli. Paçozlarına söyle, bir dahaki sefere daha iyi arasınlar ha. Ver. Ne malum, veli olan borcumuzu ödeyeceğin garantisi var mı bu işin? Garantisi yok. Bana güveneceksin. Bana. Bende de hani bana göre hava hoş. Ben biliyorum o telefon kimde, nerede. Bırakırım. Körbeli gebertsin hepinizi. Senin leşinin üzerinden alırım ben o telefonu.
İyi, tamam. Anlaştık. Akşama ararım ben adamlarımı. Hallederler veli meselesini. Sen şimdi toz ol. Toz ol. Zor kurtardılar paçayı anne. Sen olmasaydın Veli bunları gebertecekti. Ne ben olmasaydım lan? Ne ben olmasam? Ne? Dikkat dikkat. B2 blok havalandırmaya. B2 blok havalandırmaya. Bir taşla iki kuş vurdum. Telefon benden asılsa. Şimdi onlar Veli'yle uğraşsın dursunlar. Haydi. Dikkat dikkat. B2 blok havalandırmaya. B2 blok havalandırmaya. Naciye. Özge'yi gördün mü? Yok. Ben de Özlem Hanım'dan rica ettim buradadır diye. Sonra senin yanında sandım. Üşüdü de çıkmadı mı acaba? Ya olabilir tamam. Ben bizim tarafa bakacağım yine. Sen de bahçe tarafına bak tamam. Tamam. Deniz gelsene şöyle. Hakkını buldum. Ne? Konuştuk. İkna oldu. Ya o yeri zaten Ecem için almıştık. Şimdi bir başkasına ayrı dokunsun dedi. Avukatınla konuşacakmış. Murat. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Oktan. Ne oluyor ya? Niye çağırmadı seni? Vallahi bilmiyorum. Eylül'le mi ilgili? Kötü bir şey mi oldu? Söylemedi, bilmiyorum. Eylül, nasılsın kuzum? İyiyim. Anne, beni nereye götürüyorlar? Şansımız döndü. Şimdi seni Almanya'ya götürüyorlar. Ben de pasaport, vize işlemlerini halledip birkaç gün sonra yanında olacağım, tamam mı? Şimdi ben seni doktor amcana emanet ediyorum. Onun sözünden hiç çıkmayacaksın, oldu mu kuzum? Hadi. Azra Kaya'yı getirdim. Teşekkürler Oktay. Sağ ol. Ne oldu Melis? Otursana Azra. Eylül'le kötü bir şey mi oldu? Azra, bir hayırsever kardeşinin tedavisi için para bağışında bulundu. Eylül'ü şu an Almanya'ya götürüyorlar. Ne? Tedavi olacak. Sen ciddi misin? Bunun şakasını yapar mıyım? Kurtuldu yani kardeşim, kurtuluyor öyle mi? Gözün aydın. Patlattık kızlar. Bütün ipler bizde şimdi. Al bunu. Çok iyi sakla. Bak, bunun başına bir şey gelirse dereni yüzerim. Biliyorum anne, yüzersin. Şimdi iş pazarlıkta. Marketing. Özge.
Özge. Özge. Özge ne yaptın? Doğramazdım beni. Ah, Özge ne yaptın? Fatma yaptı değil mi? Yardım! Yardım çağırın! Yardım çağırın! Hemşireyi çağır abla! Yardım! Yardım çağır! Ne oldu Deniz? Özge, bence çocuk düşürmek için ne? İlaç almış. Hemen yatırın, bırak. Tamam, tamam. Toplayın herkesi. Tüm memurlar yemekhaneye gelsin. Anons geçin. Bu kendini bilmezler, artık nerede olduklarını anlayacaklar. Herkes haddini bilecek. Kendine çeki düzen verecek. Tamam efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol Oksay. Hazra. Ne oldu ya, ne bu surat? Ne oluyor kanka? Ne oldu ya? Elif kurtuldu. Nasıl? Sen ne diyorsun ya? Nasıl ya? Dudu, duydunuz mu oğlum? Kurtuluyormuş Elif. Nasıl oldu bu ya? Bir tane hayırsever yardım etmiş. Tedavi için Almanya'ya gidiyor şimdi. Kurtuldu. En sonunda ya. Abi. Azra, çok geçmiş olsun. Sağ ol. Azra, Cenab-ı Allah yüzüne güldü. Sağ ol Dudu. Gözün aydın. Dikkat, dikkat. B2 blokta kalan tüm mahkumlar hemen yemekhaneye. Hadi bakalım, hadi. Yemekhaneye mi? Ne oluyor okul? Dikkat, dikkat. B2 blokta kalan tüm mahkumlar hemen yemekhaneye. Ne oluyor okul? Hadi bakalım, hadi. Nebilem, saat kaç kız? Sen git sudaları bir kontrol et. Tamam. Hazret gelsene. Hadi bak. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Kanka şoklardayım bayağı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de öyle bilmiyorum Hazret. Müdürüm. Seninle uğraşamayacağım Kudret. Ha, uğraşmana gerek yok zaten. Ben onu bir videoyla şipşak çözdüm. Deniz'in eline böyle malları verip sarcı da gelecek diye kumbaz kurmalar filan hepsi içinde. Kudret. Bizim kaderimiz birlikte yazılmış. Biz ayrılamayız. Anca beraber. Kanca beraber. Kudret. Bunu senin yanına bırakmam, biliyorsun değil mi? Yardım edin! Çabuk! Yardım edin! Yardım! Allah kahretsin, ne oldu yine? Bebeği düşürmek için ilaç almış, kanaması var. Torunum! 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 Sen hiç mi yedin? Kısmına koyun çabuk! Torunum! Torunum! Gel Kudret. Torunum! Nasıl, güzel olmuş mu çocuğum? He? Çok güzel olmuş değil mi? Kız bunları sen mi yaptın? Tüm bu yılbaşı saçmalığını sökün. Sökün hepsini. Ne? Eğlencenizi iptal ettim. Deniz şimdi parti yapmayacak mıyız? Dur tatlım, tamam. Bir dakika dur. Zerrin Hanım, o kadar uğraştık. Gözünü seven neden böyle yapıyor indi? Yeter! Yeter! Kes!
iyilik de yaramıyor hiçbirinize. Ne zaman bir imtiyaz verirse suistimal ediyorsunuz. Hadi. Ne duruyorsunuz? Söksenize. Ne yaptık ya? Ne yaptık ya? Durun! Durun, dokunmayın bir şeye. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Önce izin veriyorsun, sonra iptal ediyorsun. Çocuk oyuncağı mı bu? Bu insanlar dört duvar arasında yaşıyor. Biraz eğlenmeye, kendilerini biraz normal hissetmeye hakları var. Sen onu o videoyu Kudret'e vermeden önce düşünecektin. Özlem, söktür hepsini. Evet arkadaşlar, haydi söküyoruz. Haydi. Cezaevini sen yönetmiyorsun Deniz. Ben yönetiyorum. Atın bunu hücreye. Ne? Hayır! Telefon nerede? O oradaydı. Yok işte lan! Yok! Ama ben bilmiyorum ya. Sen verdin değil mi? Sen verdin Kudret'e telefonu. Ne yapsaydım kanka, ha? Ne yapsaydım? Seni öldüreceklerdim. Bıraksaydın da ölseydim! Bıraksaydın da ölseydim, o Kudret'i iptal almasaydım!
sevdin mi çocuk? Oh, kızım benim. İş kim etmiş lan? Ağlamadın mı? Kalsın. Ha. Dur bakayım. Ne acaba o acayip şimdi? Çekil bakayım bir. Çekil. Çekil. Kalsın. 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 Efendim Deniz. Erhan, bir konuda daha yardımına ihtiyacım var. Şey, Azan'ın başı bir adamla belada. Eylül'ün parasından zannediyorum bir miktar kalır. Yani adamın kim olduğunu bilmiyorum ama numarası var. Sana numarasını atsam. Yani o kalan parayla Azan'ın borcunu kapatabilir misin? Öykü. Ne bu gari? Ağlama bakayım. Biz de ağlayacağız şimdi ha. Öykücüğüm, canım. Biz de kendi odamızı süsleriz, kendi yılbaşı eğlencemizi yaparız. Olmaz mı? Hem bak burada dans ederiz, şarkı söyleriz değil mi Duda? Hep birlikte resim bile yaparız. He? Yaparız ya. Yaparız. Şarkı da söyleriz. Teybimiz var. Onu açarız sonuna kadar. He? Üzerini de çağırmayız. Serin tuttu çocuğa şimdi. Aman ne bileyim ben. Ben ne dedim biliyor musun? Ağlama çocuğum. Ağlama geldi. Belli işi tamammış. Bak, Kudret de sözünü tuttu yani. İyi. Kanka, bak sen benim yanlış yaptığımı düşünüyorsun ama ben seni kaybedemezdim. Ben böyle bir şey göze alamazdım. Merak etme, sağlığı iyi. Bebek. Bilmiyorum. Bir şey söylemek için erken daha. Oh!
Ne var Kudret? Ha Berna'cığım. Torunumun durumunu merak ediyorum. Müsaade et de revire bir gidip geleyim. Olmaz öyle şey bu saatte. Berna'cığım. Müsaade et bir koşu gidip geleyim. Sen de gel benden. Birlikte gidelim. Ben bir gidip sorayım. Sor. Hadi. Yapalım şu işi. Hadi bakalım. Yo-yo. Ne oluyor? Ne iş? Yok bir şey. Bir şey yok. İyi geceler. İyi geceler. Azra. Ne oluyor? Bilmem. Odalarda bir takım aksiyonlar dönüyor ama. Allah Allah. Sen çözersin bu işi kesik kulak. Dışarı çık Naciye. Anne. Ne? Korkma bir şey yapmayacağım. Ne de olsa torunumu taşıyor. Çık. Ha bir daha da bana anne, manne demeyeceksin. Kudret Hanım diyeceksin. Bir şey gelmesin. O bebek senin sigortan. Bir daha böyle bir şeye teşebbüs edersen gözünün yaşına bakmam, gebertirim seni. Sır seni de değil, ananı, babanı, sevdiklerini, akrabalarını gebertirim. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Thank you.
Gönce. Ne iş? Yok bir şey. Bir şey yok. Erkücüğüm, biz birazdan geleceğiz Dudu'yla, tamam mı? Bir dakika. Tamam, hadi. Efendim, yeni gelen mahkumların girişleri için imzalamanız gerekiyor. Gelirken garip bir şeyler gördün mü Özlem? Ne gibi garip? Bunlar yeni gruplaşmaya başladı. Bir şeyler planlıyorlar. Yılbaşı eğlenceleri iptal oldu ya, ne bileyim, ondan dolayı normal gibi gördüm ben. Hiçbir şey normal görme Özlem. Bunlar hep bir iş peşindeler. Gözün hep üzerlerinde olsun. Tamam efendim. Deniz Demir'i hücreden ne zaman çıkartalım? Çıkartmayın. Yatsın biraz daha. Peki Vay, iyiymiş. Hadi geç yerine bak, servis yapamadık sensiz. Gelmiş. Deniz, ne yapacağız? Daha fazla zorlamaya gerek yok. Birinin canı yanacak. Bırakalım beni hücreye atsınlar. Sonra siz ya da şaşırtmak için bir yerde bir olay yaratın. Bütün memurlar olay yerine geldiğinde bir yolunu bulup beni hücreden çıkartın. Sonra? Sonrasına bakacağız. Benden işaret bekle. Tabağın altına çarpı işareti koyacağım. Başlıyoruz.
Yunus'a dikkat et ha. Zeynep Hanım, yemekhaneden anons geldi. Yine ortalık karışmış. Allah kahretsin. Tüm memurların dikkatine. Yemekhaneye acil müdahale istiyorum. Tüm memurların dikkatine. Yemekhaneye acil müdahale. Ne oldu Zerrin Hanım? Nedir bu sesler? Ellerinde meşaleler, kendimizi yakarız diyorlar. Ben annemin yanında olmak istiyorum. Çabuk olun hemen yemekhaneye. Ne oldu ki böyle? Ne istiyorlar? Ben ilgileniyorum. Merak etmeyin. Yılbaşı meselesi dışında bir sorun mu oldu? Öğrenmek lazım ne istediklerini Zerrin Hanım. Yoksa çözemeyiz. Özlem. Git öğren neymiş dertleri. Sonra da gel bana haber ver. Başla efendim. Başı bozuklar isyan çıkarmış gene yemekhanede. Ha, beter olsunlar. Kudurmuş karalar. Neyse, çabuk, çabuk, çabuk. Seni almaya geldik. Gidiyoruz. Gerekirse en sert şekilde müdahale edin. Ne gerekiyorsa yapın. Nasıl çıktın sen? Deniz. Nasıl çıktın sen? Eğleneceklerdi. Durdur şimdi, durdurabilirsen. Bu
dünyada umudunu, neşesini, her şeyini kaybetmiş insandan korku Serin Hanım. Sadece bu cehennemi değil, bütün dünyayı yakarsa onlar yakar. Şimdi sana bir şans. Eğer kabul edersen durdururum hepsini. Herkes koğuşlarına gider. Ama eğer yok, hayır, olmaz dersen, içlerinden birine bir zarar gelirse artık seni kim bilir nereye gönderirler. Öncelikle bu durumla ilgili hiç kimse en ufak bir ceza almayacak. Tamam. Diğeri? Ben Deniz Demir. Yönetimle gerekli konuları konuştum. Hepiniz güvendesiniz. Artık eylemi sona erdirebilirsiniz. Yılbaşı ağacı yapıyorum. Cam. Dikkat, dikkat. B2 kısmındaki tüm mahkumlar yemekhaneye. Allah Allah. B2 kısmındaki tüm mahkumlar yemekhaneye. Ne bileyim? Yani bu Zerrin rahat durmuyor yine, belli. Evet hanımlar, hadi. Duydunuz, yemekhaneye. Hüso ya. Ne oluyor ya? Bize de bir anlatsana ya. Vallahi ben de bilmiyorum Çasret. Hadi. Hadi Öykücüğüm, hadi. Ben gidip bir Azra'ya haber vereyim. Ben de Deniz'e seslenin. Hadi. Aa, ne güzel olmuş burası. Tıpkı masal gibi. Arkadaşlar, bu güzel ortamı sizin için tüm personelimizle birlikte organize ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Sağladığı katkılar için Zerrin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bir de Deniz, katkıları yadsınamaz. Değil mi Zerrin Hanım? Hepinize iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Eksik olmak Melisa'm. İyi eğlenceler.
Bundan sonra sana rahat yok Deniz. Sen başlattın bu savaşı. Kaybeden de sen olacaksın.